Adalet istiyoruz diyorlar. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin ziyaretinde kendi korumaları hariç bütün polislerin silah şarjörlerini toplattı. Bu olayı dün konuştuk da. Lol 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 lol. Bu olayı daha... Bana, arkadaşlar bana katılmıyor olabilirsiniz bazı konularda. İnsanız ya. Yani her konuda aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Bana bu konuda katılmazsın. Başka konuda katılmazsın. Yani değişir. Dün konuştuğumuz bir konu. Dedik ki bazı şeylerde operasyon diyorum. Bazı etkinliklerde vesaire polisin şarjörü toplanıyor dedik. Hatta bunun videolu kanıtı da var. Dün gösterdik de haberleştirilmiş daha önce de zaten. Dün bununla alakalı Özgür Özel bir açıklama yapmış. Bu hala devam ediyormuş demek ki. Cumhurbaşkanının koruma ekibi dışında Mersin'deki güvenlik güçlerinin, polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu kendi polisine itimat etmeyen bir görüntüyle Mersin'de tanışmış oldu. Gittikleri bütün şehirlerde bunlar yaşanıyor. Siyasi bir faaliyet için istedikleri binalar, belediye başkanı... Bu daha önce 2017'de de oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İnlerine girdik. İnlerine girdik. Giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bunların kökünü... İnlerine giren polisin silahında şarjör yok. Bak sen şu işe. Peki. Kazımakta kararlıyız. Hem PKK hem FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajını bir kez daha bu sözlerle verdi Erdoğan. Jandarma ve polislere seslendi. Uyarıları da vardı. Şayet bir yerde suç oranı yükselmişse birinci ihtimal güvenlik kuvvetlerimizden bazıları onlarla işbirliği içindedir. Bu durumda hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz misali zaten beyhude bir mücadele veriliyor. İstanbul'da emniyet ve jandarma teşkilatına motosiklet teslim töreninde konuştu Cumhurbaşkanı. Sadece polis ve jandarma da yoktu alanda. Törende bir yenilik de göze çarpıyor. Özellikle sokak ve mahallelerde geceleri güvenliği Gece kartalları. sağlamakla görevlendirilen silahlı bekçiler de burada. Silahlı ama mermisiz. Fox Haber kamerası bu çok dikkat çekici güvenlik tedbirini görüntüledi. Hem vatanımızı öldürtürüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende yine güvenlik önlemleri üst seviyede. Özellikle ağır silahlı korumalar yine göz açtırmıyor. Ama törende hazır bekleyen polis, jandarma ve bekçilerde durum tam aksi. Cumhurbaşkanlığı korumaları ve... Gibi arkadaşlar yani Özgür Özel de yine bunun hakkında konuşmuş dün. Yanımız tarafından memnuniyetle kendilerine tahsis edildi. Zade 1312 kişiyle bizi hostlamış. Zadecim çok 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 teşekkür ederim. Yavrum bebeğim bir tanem. Eyvallah canımsın. Seni baştan aşağı ısırırım. Zade'den gelenler iblisler. Hoş geldiniz. Alanımız hepinize açıktır. Bugün önce şöyle bir gündeme bakacağız. Ardından diktatör bir orospu evladının altında yönetilen bir devlet memurunun oyununu oynayacağız. Beholder. Bu bir oyundur. Gerçeklikle hiçbir alakası yoktur. Beholder'a bakacağız. Efendim, iyi seyirler, iyi eğlenceler diyorum sizlere. Buyurun, alana hoş geldiniz. O tip... Ha, alanımız klimalıdır. Yayın bitişinde mutlu ayrılma garantilidir. Onu da duyurayım. Beholder 2'yi oynadık. 1'i oynamadık. Şimdi 1'i oynayacağız. Tersten gidiyoruz biz. Türküz. Önce 1 sonra 2 olmaz. Ters bize. Kamuya ait binalarda parti sembolleri kullanılmaz. Biz kullanamıyoruz. Bu sembollerin kullanıldığını, önündeki dekor taşların birileri tutar da bu taşı bize atar mı diye orası için hazırlanmış ve birçok emek verilmiş o dekoratif taşların yerlerinden toplatıldığını, söküldüğünü, toplantı yapacakları binadaki her odanın kapısının, her masanın çekmecesinin açık tutulması ile ilgili taleplerini hep birlikte Mersin yaşadı, şaşırdı, gördü ve böyle bir şey bir partinin genel başkanı olunca bir partinin genel başkanı bütün Acaba oradaki polisler kendilerini kötü hissetmiyor mu? Ya da ne bileyim o ekibin amiri falan. Ben olsam kötü hissederim lan. Düşünsene sen belki de hani öyle müthiş isteyerek vatan millet Sakarya falan diyerek okudun polis asker oldun.
Hissediyorlardır da evet, hissetse ne olacak? Ne yapabileceksin ki? Belinde silahın, yani yanıyorsun içeriden böyle falan, sana gelip şey diyorlar, silahını ver. Ulan ben zaten işim bu, koruma. Cumhurbaşkanı o. Hani benim işim bu abi. Yok, ver. Şarjörü çıkart. Ya, ayıp. Halkı kucaklamayınca, kutuplaştırmaya, şeytanlaştırmaya hizmet eden söylemleri bu kadar sık söyleyince kendisinde de bir tedirginlik, bir korku ve onu korumada da dünyada bu çağda hiçbir lidere karşı yapılmamış bir prosedür uygulanıyor. Diye paylaşmışlar. Bunu da geçtim efendim. Buradan başka var mı? Alkışlamaya başlayın. Pepe Gaklep, Ali Erbaş. Tekrardan Diyanet İşleri Başkanı oldu. Vuhuu! Yeee! Şu Rıdvan Dilben'e de bakacağız. Ali Erbaş yeniden tekrar Pepe Gaklep, Diyanet İşleri Başkanı. Tebrik ederiz Ali Bey. Ali Bey biliyorsunuz özellikle son zamanlarda yaptığı garip açıklamalarla sürekli gündemdeydi. Hiç gündemden inmiyordu. Bir çıkıp diyordu ki merhaba demek gavur işidir. Merhaba demeyin, ya da gavur işini de geçtim, şey diyordu. Merhaba demek cahiliye devri adetidir. Günaydın demek cahiliye devri adetidir diyordu. Yani hani o kadar, günaydın demeyin birbirinize. Cahiliye, günaydın ve tünaydın demek cahiliye devri adetiymiş falan gibi açıklamalar. İşte şu kötüdür ki, bu kötü dedikleri genelde midye falan oluyor. Asla devletin parasını cukkalamak kötüdür diye bir şey ağzından duymadık garipler ki. Keşke onlar hakkında da konuşsa bir gün. Günaydın diyenler dinden çıkarıldı. Onu da ekledik. Tekrardan Diyanet İşleri Başkanlığına atanmış. Böyle devam ederse bence bu performansı korursa daha yıllar yıllar boyu da atanabilir. Atanmaya devam edebilir. Evet, insanlar da sana da günaydın Ali Erbaş yazıyorlar. Ben İslam düşmanı bir güç olsaydım Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yıllarca görevde kalmasını isterdim. Görevde kaldığı süre boyunca başarılı olduğu tek konu insanları İslam'dan uzaklaştırmak demiş. Gençlerle konuştuğumda maalesef bunun doğru olduğunu görüyorum. Yani bunun tabii kesinlikle Ali Erbaş'ın zamanında FETÖ'nün promotunu yaptığı dinler arası diyalogla alakalı kitaplar yazmasıyla falan alakalı değil. Ya da ne bileyim FETÖ'cülerin jürileri falan olmasıyla alakası yok asla. Ki böyle bir şey olduğuna da kesinlikle inanmıyorum. Kesinlikle bunların belgeli, kanıtlı görüntüleri falan yok, kayıtları. Ali Erbaş çok iyi. Hayırlı olsun diyelim kendisine. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Günaydın diyelim. Yani inşallah bundan sonra Atatürk ezerine muhabbeti olan benim cenazeme gelmesin diyen sureti insanların yanına gitmez. Ha, gitmez mi? Tabii ki gidecek. Ya yani inşallah bundan sonra hükümet sözcülüğü yapmaz diyeceğim. Yapmayacak mı? İlla ki yapacak. Tabii ki yapacak. Biliyoruz yapacağını yani. Mesela hükümet eğer bir kanun çıkartacaksa bir hafta önceden, yani şey değil, AK Parti sözcüsü falan değil, Ali Bey konuşmaya başlıyor önce, sonra parti sözcüleri konuşmaya başlıyor. Gariptir ki.